Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Son dakikayı aslında sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Son dakika sebebiyle yayına Karşı Pencere'ye geç başladık efendim. Öncelikle özür dileyelim. Bayrampaşa ile ilgili bilgiler geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Bugün Karşı Pencere'de Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu kitabını konuşacağız efendim. Böyle bir çalışma hazırlandı, böyle bir kılavuz hazırlandı. Medyada ayrımcı dile karşı durum ne? İç açıcı mı değil mi? Aslında bunları sormak istiyoruz, merak ediyoruz. Kılavuzu şöyle bir karıştırınca çok da iç açıcı olmadığını görüyoruz aslında. Hem sizlere tanıtmak hem de biraz daha konuşmak ve bilgilendirmek istedik. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Çınar. Mahmut Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi süremiz dolayısıyla böyle genel hatlarıyla ve kısa ve öz cevaplarla gidelim istiyorum. Evet. Öncelikle şöyle şimdi... Elbette çok detaylı açacak, konuşacak şey var ama şuradan başlayalım. Medyada şu anki durum nedir? Yani siz araştırma yaptınız, bizzat incelediniz. Elbette onun öncesinde de şöyle gazeteleri elinize aldığınızda rahatsız olduğunuz yerler vardı muhakkak ama şu anki durum ne biraz oradan? Şu anki durum aslında Türkiye'de genel olarak medyanın ilk kez kurumsallaşmaya başladığı dönemden çok farklı değil. Sadece sorunlarımız değişiyor. Ayrımcılık söz konusu olduğunda bunun aslında bizim medyamızın neredeyse özellikle ana akım medyamızın ve birazcık daha sağda duran medyamızın bir geleneği olduğunu maalesef görüyoruz. Çok eril, milliyetçiliğe dayanan, militarist bir dilin, düşmanlaştırıcı ifadelerin, söylemlerin medyada her zaman var olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla son dönemde ciddi bir artış olduğunu söyleyemem. Fakat son dönemde medya ile ilgili benim gördüğüm şey... belki ayrımcı ifadelerle ilgili işte politik mücadelelerin, kitlelerin, sivil toplum örgütlerinin çabalarının sonucu olarak nispeten bir dikkat etme durumu olsa da militan bazı gazetelerin, doğrudan işi saldırganlık olan bazı gazetelerin ortaya çıkmış ya da bazı medya organlarının ortaya çıkmış olması bunu önemli bir sorun olarak görüyorum. İkincisi de bir kötüleşme emaresi olarak belki artık yalan söylemenin medyada utanılacak ayıp bir şey neredeyse olmadığı bir noktaya geldik. Geçmişte işler daha iyi değildi. Geçmişte de ayrımcılık vardı. Geçmişte de Türkiye medyası, Türk medyası nefes söylemi üretirdi. Ama en azından yalan söylemek utanılacak bir şeydi, kınanan bir şeydi. Bugün daha kötü olarak ne görüyorsunuz diye sorarsanız bunu belki önemli bir özellik olarak ortaya koyabilirim. Ama zaten devletin elinde doğmuş bir medyamız var. Bizim Osmanlı'nın 19. yüzyılın ilk çeyreğinde. Dolayısıyla devletten, iktidardan, iktidar söyleminden hiç kurtulamamış bir ana akım medyamız var. Bunu unutmamak gerekiyor bana sorarsanız. Bunun dışında kalmaya çalışan daha alternatif medya kuruluşlarının en azından arttığına tanık oluyoruz. Özellikle yeni medya, internet teknolojileri sayesinde. Bunu da belki bir avantaj olarak, artı olarak eklemek gerekiyor. Olumlu bir yön olarak. Evet, elbette öyle. Ama sanıyorum onun da bir takım... dezavantajlar olabilir. Yani hızlı bilgi güzel bir şey ama hem gazetecilik açısından kesin olmayan bilgi hem de dikkat edilmeyen bir dili de doğru olsa gerek. Tabii korkunç bir bilgi ya da bilgi olduğu varsayılan girdi bombardımanı var orada. Ama en azından kaynakların çokluğu size farklı mecralardan, farklı kaynaklardan teyit alma olanağı sağlıyor. Tabii her zaman biz Türkiye'de de mesela böyle kullanıcı alışkanlıklarına baktığınızda haberi her ne kadar internet medyasından ya da sosyal medyadan alıyor olursa olsun ilk anda mutlaka daha kurumsallaşmış geleneksel medyaya bir başvurduğunu okurun, kullanıcının ya da izleyicinin görüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda gazetelerin, televizyonların daha kurumsallaşmış yerleşik büyük ve yani geleneksel yöntemlerle diyelim yayıncılık yapan kuruluşların o anlamda hala çok ciddi bir teyit mekanizması olarak işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Bu her zaman doğru bir şey değil. Çünkü biz Türkiye'de en büyük gazetelerin yalan söylediğine, en büyük televizyonların nefes söylemi ürettiğine her zaman tanık oluyoruz. Dolayısıyla bir tür karşı okuma ya da karşılıklı okuma, karşılaştırmalı okuma bu anlamda çok önemli. Bu da tabii bizim aslında aktif eleştirel medya okuryazarlığı dediğimiz şey. Türkiye'de önemli eksiklerden biri bu bence.
Şimdi tam da bugünlerde bu meseleyi konuşmak çok değerli. Ama bir yanıyla da şimdi işte medyanın, basının özgürlüğü mevzu da var ya, hı-hı, iş galiba dönüp dolaşıp oraya geliyor. Evet. Yani ayrımcı dile dikkat eden medya organları, gazeteler dediğimiz zaman, hı-hı, aslında ne yazık ki bir elin parmaklarını hem geçmiyor, evet, hem de onların yayın hayatını nasıl sürdürebildikleri, bazen sürdüremediklerini de görüyoruz. Sanıyorum bu çalışmayı yaparken onlarla da karşılaştınız, öyle mi? Karşılaştık. Biraz önce söylediğiniz şeyin aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz medyada ayrımcı dilden bahsederken aslında Türkiye koşullarında birazcık ikincil bir meseleden bahsettiğimizi bazen hissediyoruz. Çünkü gazetecilerin çalıştırılmadığı, işte hapse atıldığı, yargısız infaza kurban gittiği, hatta sokak ortasında katliamlara, suikastlere kurban edildiği bir ülke burası. Sanki buradan bakınca ya ayrımcı dil hani birazcık daha sonra konuşulabilecek bir şeymiş gibi duruyor. En azından ilk bakışta. Çünkü gazeteler, televizyonlar önce çalışabilmeli özgürce. Çalıştıkları zaman ürettikleri söylemleri, ürettikleri haberleri, içerikleri biz başka bir biçimde değerlendirelim istiyoruz. Diğer taraftan ama bu her zaman doğru bir bakışta olmayabiliyor. Çünkü medyadaki ayrımcı dille, medyada nefret söylemi, medyadaki nefret söylemiyle, medyadaki düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, o eril, militarist, milliyetçi dille aslında sokaktaki katliamın, suikastin ben çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir anlamda militan, kendine gazeteci diyen militan bir odak hedef gösteriyor ve meşrulaştırıyor. Örneğin en son Tahir Elçi suikastinde olduğu gibi bir anlamda belki onun meşru zeminini hazırlıyor söylemsel olarak, kitlesel, evet, olarak. Diğer tarafta da onunla birlikte çalışan başka bir güç aslında işte gidip eylemi gerçekleştiriyor. O yüzden de bu ayrımcı dili, nefret söylemini çok 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 önemsemek gerektiğini düşünüyorum. Ayrımcı dille mücadele ettiğinizde zaten aslında bakıyorsunuz ki sansürle de, iktidar baskısıyla da, medyanın korkunç ekonomi politik yapısıyla da mücadele ediyorsunuz. Çünkü ayrımcı dil dediğiniz şeyi üreten aslında bizzat iktidarlar. Sadece hükümetlerden bahsetmiyorum. Yani muktedir olan her anlamda, her kimlik grubunda, toplumsal olarak, kültürel olarak, siyasi olarak muktedir olanın aslında kendi iktidarını her durumda muhafaza etme çabası. İşte bu erkek oluyor, Türk oluyor vesaire. Yani çok fark etmiyor. Peki şimdi siz kılavuzu hazırlarken kaç gazeteye başvurdunuz? Ya bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu akademik bir çalışma değil. Bu gerçekten gazeteci arkadaşlarımız, haberci arkadaşlarımız öncelikle alsın ve bir incelesin istediğimiz bir iş. İkincisi tabii iletişim öğrencilerinin çok işine yarayabilecek bir şey. Akademik bir çalışma olmaması nedeniyle de bizim aslında farklı bir sistematiğimiz ya da yöntemimiz o var. O yöntemlerden biri 6 gazeteyi doğrudan işte 2014'ün Şubat, Mart, Nisan ayları çerçevesinde incelemek, taramak oldu. Bununla ilgili olarak da 5 arkadaşımız yoğun bir biçimde çalıştı arşivlerde, kitaplıklarda. Ama sadece örneklerimizi buradan seçmedik. Biz şunu çok iyi biliyorduk. Yani 6 gazetede 6 gazeteyi Türkiye'de bırakın 3 ayı 1 ay içerisinde incelerseniz bir kitap dolusu, bir kitap yapabileceğiniz örnekle karşılaşabilirsiniz. Ama olabildiğince çeşitlendirmek istedik. Bu yüzden sadece bu örneklerle sınırlandırmadık. Türkiye'de daha önce halihazırda yapılıyor olan, daha önce yapılmış olan bazı ayrımcılıkla mücadele için, medyadaki nefret diliyle, nefret söylemiyle mücadele için yapılıyor olan çalışmaların örneklerinden de yararlandık. Örneğin Hrant Dink Vakfı'nın medyada nefret söyleminin izlenmesi projesi gibi ve diğer bazı projeler gibi. Bunun dışında da kendi veri tabanımızı oluşturduk aslında bu kitabı hazırlayan arkadaşlar olarak. Yani biz işte 2014'ün Şubat, Mart, Nisan aylarını inceliyoruz ama bu kitabı hazırlarken Haziran ya da Temmuz ayında karşımıza çıkan bir örneği de es geçmedik. Onu da oraya koyduk. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Buyurun. Burada iki tür bir örnek grubu oluşturmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi doğrudan nefret söylemi içeren örnekler. Yani baktığınız zaman belli başlı gazetelerin, yani işi aslında gazetecilik olan değil, çok bariz bir biçimde siyasi halkla ilişkiler olan ya da işte tetikçilik olan maalesef bazı gazetelerin yapmış olduğu haberleri koyduk. Ama bu örnekler tabii çok bariz örnekler. Yani evet, bunları zaten okuduğunuz zaman orada korkunç bir başka bir sahikle karşı karşıya olduğunuzu biliyorsunuz. İşte en son bir gazetenin bırakın hayatta olan insanlara yönelik nefret söylemini, bayağı öldürülmüş bir insanla ilgili al sana terör falan gibi minvalde bile, yani ölmüş insana saldıracak bir raddeye gelmiş olan, bir seviyesizliğe gelmiş olan örnekleri var. Ama diğer yandan özellikle ana akımda çok gördüğümüz
ve çok fark edilmeyen, gazetecilerin de bu sahikle değil, gerçekten habercilik yapıyor olduklarını sanarak yaptıkları işler var. Bir de o örnekleri özellikle almaya çalıştık. Yani tamam, burada işte küfür var, hakaret var, aşağılama var. Ama burada bakın, siz küfür, aşağılama, hakaret yapmadığınızı düşündüğünüzde bile, örneğin kadınla ilgili, içerisinde kadın öznenin geçtiği yani haberlerle ilgili. Yani niyetten bağımsız da yapılabiliyor bu. Çok yoğun bir biçimde. Peki onun sebebi ne? Dil. Yani kullandığımız dil aslında. Toplumsal bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Şimdi yani dil, sonuçta medyayı, basını, gazeteciliği de bundan ayıramıyoruz ya, ne tabii, yazık ki. Tabii, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Toplumda o nasıl kullanılıyorsa öyle bir şekilde gidiyor ve öyle yansıyor. Ya bizim örneğin gruplarla, toplumun farklı katmanlarıyla ilgili dil yargılarımızı çoğu zaman dil belirler. Bu dili belirleyen de aslında iktidardır. Bu çok çok basit bir formül bana sorarsanız. Bu formüllü hesaba katarsanız, tabii ki gazetecinin orada yapıyor olduğu şeyin gündelik hayattaki dilden hiçbir farkı yok çoğu zaman. Yani mesela işte kadın sürücü alkollü yakalandı diye bir haber. Yani bunu gazeteci oturup özellikle ya işte burada kadın yiyeyim falan demiyor. Yani zaten toplumsal olarak kadın sürücü aslında, yani çok küçük bir örnek belki, yani masum bile duran bir örnek bile olsa, aslında ötekileştirilmiş olduğu için alıyor onu, o biçimde oraya yerleştiriyor. Ama unutmamak lazım, bizim gündelik hayatta kullandığımız dil masum değil. Gündelik hayatta kullandığımız dili biz üretmedik bir kere. Gündelik hayatta kullandığımız dil bize eğitim sistemiyle, bir takım kurumlarla öğretildi. Siyasetle, medyayla maalesef öğretildi. Dolayısıyla burada bir sarmaldan bahsedebiliriz. Yani medya eğitimle birlikte örneğin, ya da devlet politikalarıyla birlikte, ta geçmişten bugüne, çok uzun bir tarihsel süreçten bahsediyorum, topluma bu militarist, ayrımcı, milliyetçi ve maalesef eril dili öğretiyor. Ama aynı zamanda toplumun dili haline geldiği için de medya bu sefer alıp aynı dili kullanıyor. Evet. İşte bizim, şimdi bu çalışma daha genel oydu. Bir çalışma elbette, ilk çalışmada olması sebebiyle ve aslında açıkladığınız akademik bir çalışmada değil dediniz. Umarım devamı gelir. İnşallah. Şöyle gelir, daha geniş kapsamlı gelir. Yani çünkü benim dikkatimi çeken şu olmuştu. Yeni Akit'ten mesela çokça örnek var. Ama tam da az önce bahsettiğiniz gibi zaten biz Yeni Akit'i elimize aldığımız zaman yani bilmesek bile hakikaten o cümlede bir rahatsızlık olduğunu anlayabiliriz. İşte Yeni Çağ keza öyle. Sözcü demişiz mesela, o da dikkatimi çekti. Pek çok kadın haberinde özellikle Sözcü'den örnek var. Evet. Yani şimdi bunlar zaten yapıyorlar. Bunu unutmamak lazım. Kendini daha modern evet, bir yerde bir gördüğünü söyleyen olduğunu bir söyleyen tabii, de bir gazeteden tabii. bahsediyoruz. Sanıyorum biraz bir başka bir çalışmada da, ya da çalışmanın devamı olursa sol sosyalist ya da bugünün muhalif gazeteleri de incelenebilir. Bence kesinlikle incelenmesi çünkü oralarda lazım. Da çıkar diye düşünüyorum ne tabii, yazık ki. Tabii. Ya birincisi, biraz önce dediğim gibi, bu gündelik dili hepimiz kullanıyoruz. Yani bu kişisel bir mücadele olduğu için, aslında bu dili kullanmamak çok ciddi bir mücadele olduğu için bu dili hepimiz kullanıyoruz. Dolayısıyla tabii ki kendisine alternatif diyen, sol diyen mecralarda da bununla karşılaşma imkanımız, ihtimalimiz var. Bu aslında kaçınılmaz bir şey. İkincisi de gazetecilik pratiği dediğimiz bir şey var. Benim orada mesela giriş yazısında çok altını çizmeye çalıştığım bir mesele o. Gazetecilik pratiği bize bir, yani gazetecilere bir dil öğretiyor, bir tarz öğretiyor, bir üslup öğretiyor. Bir kere bundan vazgeçmemiz, bundan kurtulabilmemiz lazım. Yani gazetecinin usta çırak ilişkisi içerisinde yetişen bir şey olmaktan birazcık çıkması gerekiyor. Çünkü ustasından öğrendiği dil maalesef o gelenekselleşmiş, kalıplaşmış, ayrımcı dil. Fakat şunun da altını çizmek lazım. Biz tabii ki bu örneklere bakarken, örneğin Evrensel gibi, örneğin Bir Gün gibi, daha alternatif bir yerde durduğunu varsaydığımız öyle olan gazeteleri de aslında hesaba kattık. Ama bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ayrımcılık bir biçimde tek elinde olmasa bile daha ziyade sağın elinde olan bir nosyon, öyle söyleyeyim, bir kavram. Yani milliyetçilikten ne kadar kurtulursanız, cinsiyet eşitliğine ne kadar yaklaşırsanız mesela, aslında ayrımcılıktan da o kadar kurtulmuş oluyorsunuz. Sol ayrımcılık yapmıyor mu? Yapıyor. Sol siyaseten de ayrımcılık yapabiliyor. Sol medyada da ayrımcılık yapabiliyor. Fakat bunun örneklerinin kesinlikle daha az olduğunu ben en azından görebiliyorum. Bu ve bunun gibi diğer araştırmalar sonucunda. Evet. Giriş yazısında şimdi şöyle bir şey vardı. Yine günümüze uysun diye orayı aldım ben ve biraz da açmanızı isteyeceğim. Barışın önündeki en büyük engel dildeki ayrımcılık evet. diye bir cümle var. Evet. Çok iddialı bir cümle bu.
Evet. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü dildeki ayrımcılığı yalnız dildeki ayrımcılık olarak görmemek lazım. Dilde söylemsel ayrımcılık aslında bana sorarsanız iktidar ilişkilerini de açıklayan bir şey. Bana sorarsanız politik süreçleri de açıklayan bir şey. Bana sorarsanız o toplumun birlikte yaşama kültürünü de açıklayan bir şey. Yani bir nevi kilit ve odak bir nokta o. Bu dildeki ayrımcılığı ortadan kaldırdığınızda her şeyi ortadan kaldıracaksınız anlamına gelmiyor. Bu dildeki ayrımcılık zaten politik olarak üretilmiş bir şey olduğu için politik süreçlerin doğru işlediği, demokratik işlediği, eşitlikçi, özgürlükçü, hakkaniyetli işlediği herhangi bir sistemde zaten bu kadar çok ayrımcılıkla karşılaşmazsınız demek bana sorarsanız. Dil siyaseti üretiyor, siyaset dönüp dili üretiyor. Böyle bir denge var. Bunu da en azından bu çalışmada görmüş olduk. Evet. Peki en çok ayrımcılığın yapıldığı, dikkat çeken hangi başlık? Kadına yönelik ayrımcılık. Haberde cinsiyet ayrımcılığı. Çok nasıl yoğun. Örneklerle karşılaştınız? Birçok korkunç örneklerle de karşılaştık tabii ki. Yani kadının mağdur olduğu bir dünyada, bir toplumda, bir sistemde, her durumda mağdur ve ikincil görüldüğü bir olduğu ve ikincil görüldüğü bir sistemde, örneğin haberin içerisinde bir kadın geçiyorsa, o kadını mutlaka bir biçimde ya suçun nedeni ya da tahrik edicisi olarak lanse edildiği gibi korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunun dışında tabii ki daha hafif görülen ama bana sorarsanız sorunun temelinde yer alan bazı sorunlar da var. Çok ilginç bir şekilde örneğin kadın siyasetçilere yalnızca isimleriyle hitap ediliyor. Oysa erkek siyasetçi söz konusu olduğunda isim ve soyisim söyleniyor. Yani bir nevi çocuğa konuşurmuş gibi, çocuğa konuşurken bile böyle konuşmanız doğru bir şey değil. O da yani yaş ayrımcılığı dediğimiz evet. Başka bir şey ama neredeyse çocuğa konuşurmuş gibi konuşuyor aslında. Yani işte Angela diyor. Angela Merkel demiyor yani Angela diyor. İşte Condi dediler yıllarca hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'na. Hillary deniyor mesela. Yani dünyadaki örnekler. Böyle örneklerle de karşılaşıyoruz. Ve daha magazinsel mi yaklaşılıyor? Ve daha magazinsel ve tabii çok seksist bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani mutlaka orada cinsellikle ilgili ya da doğrudan o öznenin cinsiyetine dair bir vurgu yapmak zorunda niyeyse hissettiğini fark ediyoruz. Gazetecilerin biraz önce verdiğim işte şey örneğinde olduğu gibi yani işte kadın da demiyor aslında birçoğu bayan diyor evet. Yani bayan sürücü alkolle yakalandı evet. İşte bilmem ne mekiği, uzay mekiği kadın pilot şeye kaptanı ya da kadın astronota emanet yani sanki bir tehditmiş gibi aslında çok normal karşılamamız gereken gurur duymamız gereken bir hikaye var ortada yani. Ama bunu sanki böyle bir tehditmiş gibi hafiften dalga da geçerek falan gösteren bir takım örneklerle karşılaştık. Hı hı. Yani bir çok bariz bir şeyde katmanda örnekler var. İkincisi bu kadar bariz olmayan ve gazetecinin çoğu zaman bana sorarsanız ya erkek olduğu için ya da zaten kadınsa bile maalesef o eril dile... O gazeteciliğin eril diline, gündelik hayatın eril diline kendini alıştırdığı için evet. Yaptığı bazı hatalar görüyoruz. Peki LGBT'lilerle ilgili haberler? Çok fazla. Homofobi de çok yaygın ama şu anlamda çok yaygın. Sayısı olarak çok çok fazla olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü zaten haber bile ne yazık ki. Aynen olmuyor. Öyle. Çünkü zaten haber olamıyorlar bu insanlar. Çok ya Türkiye'nin en dezavantajlı gruplarından biri. Aslında dünyanın birçok yerinde de böyle. Ve haber oldukları örneklerde de neredeyse %99 oranında çok kötü bir dille haber oluyorlar. Hiçbir zaman haberin öznesi olamıyor LGBT'yi bireyler. Bunu unutmamak lazım. Hı hı. Sadece bazı mecralarda işte yani çok sınırlı mecralarda görüyoruz bunu. Hı hı. Onun dışında her zaman bir marjinallik, hı hı. Tuhaflık, anormallik atfedildiğini varsayıyoruz. Örneğin yurt dışında yapılmış olan artık çok normal karşılamamız gereken bir eşcinsel evlilik. Bizim gazetelerimizde nedense haber oluyor mesela işte. Erkeğe evlendiler, kadın kadına evlendiler evet, diye. Evet, bir de böyle bir editörün şaşırdığını biz aslında o cümlelerden görebiliyoruz. Yüz, evet. Yüz ifadesini anlayabiliyoruz yani ne yazık ki. Peki şimdi son iki sorum var. Çok az zamanımız var. Çok kısaca alayım böyle çok çarpıcı bir örnek varsa. Dünyada var mı bu işin gerçekten iyi yapıldığı örnekler? Ya da şöyle soralım aslında bu kılavuzların daha fazla olduğu gazetecilerin gazeteciliğe hazırlanırken ve gazeteciliği sürdürürken bu kılavuzlardan örnekler aldığı buralardan çalıştığı örnekler var mı? Şimdi şöyle dünyada da ikircikli bir durum var aslında biraz tuhaf bir durum var. Birincisi dünyanın özgür tırnak içinde özgür demokratik ülkelerinde ya da işte liberal kapitalist demokrasilerinde yani basın özgürlüğünün o Anglo-Sakson geleneğin
bir gereği olarak çok önemsendiği, ifade özgürlüğünün çok önemsendiği bazı ülkelerinde bu ifade özgürlüğünün sonsuzluğu, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde böyledir, aynı zamanda gazeteciye hakaret etme hakkı da verir. Çok tuhaf bir biçimde. Yani ayrımcılıksa evet orada ayrımcılık da var. Çoğu zaman adı bile konmaz ama onun adı ifade özgürlüğü olur. Nefret söylemi değil, ifade özgürlüğü denir. Bu çok tuhaf, çelişkili, paradoksal bir şey. Yani bu evet. Tartışıyoruz da zaten akademik evet. olarak da. Orada da tartışıyorlar. İngiltere gibi örneğin çok iyi yayın ilkeleri kılavuzlarının hazırlanmış olduğu ülkelerde mesela The Sun gibi bütün yayın ilkelerini yerle bir yoksa yani yerle bir eden bir gazete İngiltere'nin en çok satan gazetesidir. Yani bir yandan iyi bir işleme durumu var, bir yandan iyi bir sistematize etme durumu var ama diğer yandan işte bu ifade özgürlüğü ki bence asıl savunmamız gereken doğru bir ifade özgürlüğü. Bu ifade özgürlüğünün sağladığı bazı olumsuz, şimdi bu ikisi böyle bir oksimoronmuş gibi görünüyor ama maalesef bazı olumsuz örneklerle karşılaşıyoruz. Evet. Kıta Avrupa'sında daha kurallara dayalı, örneğin Fransa bunun önemli örneklerinden biridir, daha kurallara, kanuna, oradaki regülasyona dayalı bir sistem var. Orada da tabii gazeteciler çok büyük bir oranda aslında ifade özgürlüğünün önünde bunun bir engel teşkil ettiğini söylüyorlar. Epey tartışmalı. Benim kişisel görüşüm nefes söylemiyle de ayrımcılıkla da yalnızca kanuni düzenlemelerle, yalnızca hukuki düzenlemelerle başa çıkamayacağınız evet. bir kültür ve siyaset meselesidir. Evet. Onu hallettiğiniz zaman ancak olur. Yoksa insanlar sırf yasak olduğu için onu yazmaz, sırf ceza alacağı için onu yazmaz ama öyle düşünüyorsa benim için sorun zaten devam ediyordur. Evet. Peki son olarak yine çok kısa alayım. Bu kılavuzla nasıl bir farkındalık yaratmak istiyorsunuz ve nasıl olacak? Yani her gazeteci mutlaka alın edinin diyor musunuz? Şimdi Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği aslında bu şeyi bastı, kılavuzu bastı. Onlara çok teşekkür etmek lazım. Çok ciddi bir çalışma. Orayla iletişime geçen herkese aşağı yukarı biz göndermek istiyoruz. Nasıl bir farkındalık yaratmak istiyoruz? Tabii ki öncelikle gazeteciler bunu edinsin istiyoruz. Yani her gün yazdığımız ve aslında içinde hiçbir ayrımcılık olmadığını düşündüğümüz bir takım haberler de var burada. Hatta çok sayıda öyle haber var. Bir kere onları bir görmeleri lazım. Biz kılavuzu hazırlarken şuna çok dikkat ettik. Aman şunu yap bunu yapma falan gibi böyle didaktik ve yukarıdan bakan bir ifade biçimi benimsemeyelim ki bizim haddimiz de değil. Bence kimsenin haddi değil. Onun yerine neden sorunlu bu haber? Neden ayrımcılık içerdiğini düşünüyoruz? Nasıl olabilirdi gibi böyle altında yorumların olduğu örnekler seçmeyi de aslında birazcık bu nedenle istedik. Evet, en güzel kısım da doğrudan örnek örnek bakıp, bak yani evet. bu haberde böyle bir sorun varmış. Ben aslında bunu ilk gördüğümde fark etmiyorum diyebileceği ve altında da nasıl olabilirdi diye farklı bir yorumun yapıldığı bir tarz izledik. Bazı haberlerde nasıl olabilir diye bile koymadık. Çünkü o haberin hiç olmaması gerekiyordu. Mesela evet. azgın azınlık gibi evet. yani. Neden sorunlu, nasıl olabilirdi bu ifadeye dikkat diye de pek evet. çok... Bir de arkasında böyle küçük bir sözlük bölümümüz var kendimizin hazırladığı. En çok karşılaştığımız bir takım ve çok yanlış kullanıldığını düşündüğümüz bir takım ifadeleri alıp orada açıklamaya çalıştık. Örneğin herkese yani her trans bireye travesti demek. Bizim medyamızın bir geleneği yani transseksüel ile travesti arasındaki bile ayrımdan aslında haberi olmayan bir yok, şeyimiz ki. Var evet. yani medyamız var. Hani bu tür mülteci nedir, yasa dışı göçmen nedir, göçmen nedir mesela bunlar çok yanlış kullanılıyor. Kılavuz edindiklerinde tüm bunlara evet, sahip olabilirler evet, bu bilgilere. Bizler de en azından öyle yayın yapmaya dikkat ediyoruz. Bundan sonra daha da dikkat edeceğiz. Kılavuz elimize geçtikten sonra neler yaptık, ne yapıyoruz diye. İzleyicilerimiz oradan da bir takım çıkarımlarda bulunabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiniz, ediyorum. Zaman ayırdınız. Kolaylıklar diliyorum. Çok emeği geçen tüm arkadaşlara da selam olsun. Umarım dediğimiz gibi devamı daha ayrıntılı, daha geniş kapsamlı işlenmiş devamı da gelir. İnşallah. Umuyorum ben de. Teşekkür ederim. Evet, Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto 24 tarafından hazırlanan, onların bastığı Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzunu konuşmak istedik. Efendim, haberlerde ne tür bir dil kullanıyoruz, nasıl ayrımcılıklar yapıyoruz? Gerek bilerek, gerek bilmeden aslında nasıl bir ayrımcılığa sebep oluyoruz? Bunu konuşulduğu, bunun yazıldığı bir kılavuz bu. Çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ulaşmak isteyenler de bu kılavuza ulaşabilirler. Şöyle bir bakabilirler. Öncelikle elbette gazeteciler bunlara ne kadar dikkat ederse vatandaş da o kadar dikkat etmiş olur diyelim biz de. Karşı Pencere'den bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.